Belki Hakan oraya da koştu. Şimdi Cunningham. Okan karşıladı. Bir orta daha Queen'e doğru. Karambol ceza sahasında ofsayt bayrağı kalktı. Kalktı ofsayt bayrağı ve artık bitiyor. 4 dakika bitti. Hakem Vesiye'nin düdüğüne bakıyorum artık. Gözler hakemde. Jil Vesiye 4 dakikalık duraklama dakikaları bitti. Çal düdüğünü. Ve bitirdi. İtalya, bekle bizi Almanya, bekle bizi İngiltere, bekle bizi Fransa, bekle bizi Hollanda, geliyor Türkiye, geliyor, ay yıldızlı birimiz geliyor. Gel. İşte hakemler seviş tablosu. Bir yerde toplanalım. Bravo, bir yerde toplanalım. Ayakta. İşte Türk bayraklarıyla futbolcularımız, taraftarlarımız Bursa Dırık Stadı'nda hak ettiklerini kutluyorlar. Avrupa Şampiyonası'na 2000, Euro 2000'e gidiyoruz. Bu ülkeye, bu insanlara, bu Türk insanına bu gururu, bu güzelliği, bu sevinci yaşattığımız için. Ama biz futbolcusuyla, teknik kadrosuyla, yöneticisiyle, seyircisiyle, bize inanan basınıyla, medyasıyla bu işi başardık. Tarih 17 Kasım 1999. Yer Bursa Atatürk Stadı. Rakip Britanya futbolunun güçlü ekiplerinden İrlanda Cumhuriyeti. Sıfır sıfır berabere biten maçın sonucunda yaşanılan bu sevinç, zor günler yaşayan halkımız için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve Türkiye'nin adını ard arda ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine yazdırdığını tüm dünyaya ilan ediyordu. Tabii ki bu mutluluk yalnızca oynanılan son 90 dakikanın ürünü değildi. Federasyon başkanından teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına kadar tüm ülke bir bütün olmuş ve sonunda da bu büyük başarıyı yakalayarak Türkiye'nin adını milenyuma altın harflerle yazdırmıştı. Türkiye'nin Euro 2000 yolculuğu 18 Ocak 1998 tarihinde Belçika'nın Genk kentinde yapılan kura çekimiyle başlamış ve Türkiye genelde güçlü rakiplerin yer aldığı 3. gruba düşmüştü. Tekrar Fahit çekiyor. Group 3. 3. grup. Türkiye 3. grup. Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile aynı gruptayız. Evet, milli takımımızın grubuna Almanya geliyor. 5'li bir gruptayız. Almanya geliyor, Türkiye 5'li grupta.
Rakiplerimiz Finlandiya, Kuzey İrlanda, Moldova ve Almanya. Rakipler güçlü olmasına güçlüydü ama hiç kimsenin de son yıllarda büyük bir çıkış yapan milli takımımızın bu gruptan çıkıp finallere gideceğine dair en ufak bir şüphesi yoktu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hiçbir şekilde korkmuyoruz. Her zaman söylediğim tek şey var. Türk futbolcusu başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İnşallah iyi netice alıp, iyi neticeler alıp inşallah ekibine katılacağız. Kura'nın zoru kolayı yok. Grubun iyisi kötüsü yok. Eğer bunları siz lehinize çevirirseniz her şey sizin lehinize gerçekleşir, gelişir. O bakımdan şu anda bizim Arnavutluk maçımız var. Yani bu grup hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Arnavutluk maçı ikinci planda kalmasın diye. Neticede ayın ikisinde veya üçünde Almanya'da grup fikstürünü yapacağız. Ondan sonra göreceğiz neler olacağını. Yani biz şansımızı burada en iyi şekilde değerlendiririz. Grup birinciliği için bütün güzel gücümüzle mücadelemizi yapacağız. Şansımızın yüksek olduğunu inanıyorum. Milli takımımız finallere iyi bir başlangıç yaptı. İlk maç 5 Eylül 1998 tarihinde İstanbul'da Kuzey İrlanda ileydi. O tarihe kadar milli takımımız güçlü rakibiyle 8 maç yapmış ve bu maçların yalnızca birini kazanırken attığı 3 gole karşılık kalesinde tam 12 gol görmüştü. Ancak o gün Ay Yıldızlı gençlerimiz iyi bir başlangıç için bütün bu olumsuzlukları unutarak sahaya çıktı. Ve nihayetinde de Euro 2000'in ilk maçı birbirinden güzel 3 golle talihin değiştiğini müjdeliyor ve milli takımımız için yolun sonu adeta en başından görünüyordu. Bu arada geniş hata almış. Oktay kalecine kaç kaçı Oktay bu şuna. Oktay hareket halindeyken yerde kaldı. Sergen, Sergen pozisyon alırken sıra Sergen yerde. Hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Polonya Federasyonu'ndan Boyçik. 49. dakikadan 50. dakikaya geldik. Tayfur geldi. Vurdu ve gol! Gol, 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 gol! 2-0 öne geçtik Kuzey İrlanda karşısında. 2-3 yakaladık. Oktay, Oktay, Oktay gidiyor. Oktay bastı. Karışına kaç kaç yok. Gol! Gol, 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 gol! Müthişsin Oktay, müthiş! Bu galibiyet gerçekten çok önemliydi. Grubun başlangıç maçı. İrlanda ile yaptığımız maçlara şöyle geriye dönüp baktığımız zaman İrlanda karşısında başarılı olamadığımızı görüyoruz uzun süre. Yani gerçekten... Ben maçtan önce yaptığım toplantıda bu takıma inandığımı, herkesin de inanması gerektiğini söyledim. Bu inanma sadece sözde değil, gösterilecekti bu inanma. Gerçekten İrlanda maçı zor bir maçtı. İrlanda zor bir ekipti ama Türkiye mükemmel bir futbol oynadı. Mükemmeli bulamayız ama mükemmele yakın bir futbol deyimi kullanabiliriz. Onun için ben de başta futbolcularımı hakikaten hangi kelimeyle övgüye layık buldum bilemiyorum. Takım olarak zaten maçtan önce kenetlenmiştik. İyi bir start yapmak istiyorduk, iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Bunu da hep birlikte başardık. Geri kalan 3 maçımız da içeride. Bu 3 maçı da alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Artık 2000 Avrupa Şampiyonası'na biz gitmek istiyoruz. Adımızı yazdırmak istiyoruz. Bunun da başlangıcını burada yaptık. İnşallah bu başlangıç olur. Arkası gelir diyorum. Milli takımın Euro 2000 yolundaki ikinci rakibi dünya futbolunun devlerinden Almanya'ydı. Ay Yıldızlı ekibimiz o tarihe kadar rakibine karşı oynadığı 14 maçta yalnızca bir galibiyet almış ve 17 Haziran 1951 tarihinde Berlin'de aldığımız bu 2-1'lik galibiyet tarihin tozlu raflarında çoktan unutulup gitmişti. Milli futbolcularımız heyecanla birbirlerini tebrik ediyorlar. İşte 10 Ekim 1998 tarihinde Bursa'da oynanan bu maç aynı zamanda milli takım futbolcularına yeniden tarihe geçme fırsatını da veriyordu. Milli takım sahaya çıkarken herkes bu maçı mutlaka kazanacağımızdan emindi. Çünkü özellikle de Bursa Atatürk Stadı millilerimize çok uğurlu gelmiş ve takımımız Hollanda gibi dünya futbolunun çok güçlü bir ekibini bu statta dize getirmişti. İşte o günde Bursa'nın uğuru bozulmamış ve futbolcularımız olağanüstü bir mücadele sonucunda güçlü rakiplerini Hakan Şükür'ün golüyle devirirken tarih tekerrürden ibarettir diyen atalarının sözlerini boşa çıkartmamışlardı.
Kale içine yapılan ortada önce Oktay'ın ve ardından da Hakan Şükür'ün kafayla Almanya kalesine gönderdiği top direğe ve kaleciye çarparak zorla ağlara giderken Euro 2000 yolculuğunun çok zorlu ve çetin geçeceğinin de haberini veriyordu adeta. Dolaşırken tribünlerde o binlerce seyircinin elindeki bayraklar da dalgalanıyor. İnanmıştık, başaracağımızı biliyorduk ama şu seyirciye çok teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip başarısıdır. Biz basınıyla, seyircisiyle ve takımıyla kazandık. Şöyle söyleyeyim, artık maç kahramanlarını kenara bırakalım ve ekip olduğumuzu, ülke olarak bütün olduğumuzu düşünelim. Ben öncelikle Bursa'da müthiş atmosfer yaşatan bu insanlara çok teşekkür ediyorum. Böylesine çalkantılı bir dönemde Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Hem ümit bir takımda hem ağır bir takımda böyle bir başarıyı kazandığımız için çok mutluyum. Evet, milli takım Euro 2000 finallerine aldığı iki galibiyetle çok iyi bir başlangıç yapmış ve ilk başlarda kendisine gruptan çıkma şansı tanımayan rakiplerinin tüm hesaplarını alt üst etmişti. Üçüncü rakip Kuzey'in soğuk ülkesinin hızlı futbol oynayan takımı Finlandiya'ydı. Milli takımımız bu maça da çok hızlı girmiş ve sağlı sollu ataklarla rakibini bunaltmaya başlamıştı. Ancak rakibin yüksek fiziğini milli futbolcularımız aleyhine kasti hareketlerle kullanmasına Çek hakem Krondel'in izin vermeye ve hatta kararlarıyla teşvik etmeye başlamasıyla maç tersine dönmüştü. Finli Patalainen'in atmış olduğu bu kafa golü ise herkesin kafasında adeta bir soru işareti olarak belirmişti. Acaba milli takım Euro 2000 finallerine gidebilecek miydi? İkinci yarı başlarken herkesin kafasındaki soru buydu. İlk iki maçtaki şansımız bu maçta sanki bizi terk etmiş gibiydi. Futbolcularımız kazanmak için her şeyi yapıyor ancak Çek hakemin de müsaadesiyle çok sert oynayan rakibine karşı gol atmaya muvaffak olamıyordu. Nitekim beraberliği yakalamaya çalışırken ard arda yediğimiz iki gole o günün bu güzel golüyle verdiğimiz cevap bu maçın kaybedildiği gerçeğini artık değiştiremiyordu. Bu maçın bizim açımızdan akıllarda kalan yönü ise Çek hakemin son derece aleyhimize olan taraflı tutumu ve vermediği penaltılarımızdı. Kim bilir belki de bu maçta kaybettiğimiz 2 puan Euro 2000'e rötarlı gitmemizdeki en büyük sebep olacaktı. Maç kaybedilmiş ancak umutlar kaybedilmemişti. Tabii ki telafisi olan bir mağlubiyet ama Vaclav Krondel'ın bugünkü karşılaşmayı nasıl yönettiğini sizlerin yorumlarına bırakıyorum. Şüphesiz ki hiçbir şey bitmiş değil. Ama yine de kafalarda hep aynı soru vardı. Acaba Türk milli takımı Euro 2000 finallerine gidebilecek mi?
Bu sorunun cevabını en iyi şekilde verebilecek olanlar tabii ki milli takım futbolcuları ve teknik adamlarıydı. Bir maçta sizin 3 tane penaltınız, 4 tane penaltınız verilmezse, rakibe gösterilmesi gereken 2 tane kırmızı kart gösterilmezse ve bütün futbolcuların bütün bu çalınan ve çalınmayan düdüklerden sonra oyun içindeki normal olarak düşlerini göz önüne alırsanız öyle bir sonucun ortaya çıkması normal. Yoksa Finlandiya maçının ikinci yarısında Türkiye fevkalade fazla oranda pozisyon üretti. Atamadıkları var, attıkları var, verilmeyenleri var, kalecinin kurtardıkları. Yani futbol açısından çok önemli bir şey eleştiri getirmek doğru olmaz. 10-12 puanı hedefliyorduk ilk etap maçlarında. 9 puanla biteceğiz muhtemelen. Bu da bize grup liderliğini getirecek. Ve grup liderliği dışarıda devam edecek olan seriyle değişmeyecektir. Yani Türk milli takımı dışarıda maç kaybetmez. Daha doğrusu rakiplerine bu avantajı vermez. Biz şu anda o düşünceyle hareket ediyoruz. Ama ilk etapta Moldova maçını kazanıp grup liderliğini bir ele geçirelim. Ondan sonra onu muhafaza etmenin tüm yollarını ortaya koyacağız. Her yönüyle gitmek, yani içeride de maç oynasak, dışarıda da maç oynasak, bütün maçları çıkıp kazanıp ekibini Avrupa Şampiyonası'na adımızı yazdırmak istiyoruz. Bunun için de bütün yolları deneyeceğiz. Valla biz teknik ekip olarak ve futbolcular olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza son derece inanıyoruz. İnşallah geçen Dünya Şampiyonası'ndaki kötü pozisyona düşmeyeceğiz ve bu sene inşallah mutlaka katacağız. Canı gönülden ben de inanıyorum. Tüm ekibimiz dönüyor. İnşallah 2000 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Biz bu elemelere başlarken kesin düşüncemiz Dünya Kupası'na katılmaktı. Şu anda herhangi bir bu düşüncede değişme yok. Sadece arada bir kaza oldu. Finlandiya ile kötü bir maç oynadık. Ama sonuçta hedef aynı ve değişmeyecek de. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz milli takım olarak, Türk halkı olarak bu yola baş koyduk. Yani Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize bir söz veriyoruz. Hem de gideceğimize inanıyorum yani. Evet, milli takımımız için 1998 yılı genel olarak başarılı geçmiş ve 1999 yılı ise yeni umutlarla gelmişti. İlk rakip grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Moldova'ydı. Ancak Mustafa Hoca son Finlandiya mağlubiyetinin de büyük ders olması gerektiğini söylüyor ve Mart sonunda oynayacağımız bu maç için hazırlıklara Şubat ayının ilk haftasından başlıyordu. Belki kendi hatalarımızdan, belki günün futbol talihsizliğinden, belki de art niyetli bir aşağılık adamın çaldığı ve çalmadıklarından grupta zafiyete uğradık, bir maç geçti, gerilme kaldı. Bunu gayet açık olarak sizler, madem ki benim talebemsiniz, yola çıktığım, devam ettiğim insanlarsınız, zaten biliyorsunuz konuşmalarından veya okuduklarından, buradaki maçların birinci hedefi gayet tabii ki 12 puan. Ama normali futbolu ta gerilerden alıp bugüne getirdiğin zaman milli maçlar seviyesinde grubumuza bizle birlikte mücadele eden takımlara karşı daha evvelki yıllarda fevkalade bir zafiyetimiz olmuş. İrlanda'ya, Finlandiya'ya, Almanya'ya bu takımlara karşı üstünlük sağlayamamış. Hiç ama bütün bunlara rağmen 12 puanı burada biz düşündüğümüz haneye koymak istedik. Buradaki zafiyetimiz şu anda 3 puan. Demek ki bu grup ilk etap maçları bizim için 9 puanla kapanacak. 9 puanla nasıl kapanacak? Hesapta olmayan 3 puanı nereden telafi edeceğiz? Bu 3 puan yerine konulacak. Bundan sonraki hedefimiz o. Şimdi bunun muhasebesini odalarınızda yaparsınız bir araya geldiğiniz zaman. Futbolcularımız 8-10 Şubat tarihleri arasındaki bu ilk ara kampı için İstanbul Holiday Inn Marina Otel'de toplanmaya başlarken oldukça neşeli ve umutlu görünüyorlardı.
Milli takımın bu ara kampı Galatasaray'ın Florya Metin Oktay tesislerinde birer gün arayla oynadığı iki hazırlık maçıyla tamamlandı. İlk rakip 2. ligin güçlü takımlarından Zeytinburnuspor'du. Futbolcularımız bu maçı Tugay ve Ayhan'ın ikişer ve Oktay'ın bir golüyle 5-0 kazandı. İkinci günkü rakip yine bir başka İstanbul takımı Bakırköyspor'du. Milli futbolcularımız bu maçı da farklı kazanırken Mustafa Hoca'nın bu ara kamptaki amacının maç yapmak değil, farklı takımlardan gelen yeni futbolcuları beraber oynamaya alıştırmak olduğu açıkça anlaşılıyordu. Takımımızın ard arda yaptığı bu iki hazırlık maçında oynadığı futbol ve ortaya koyduğu uyum herkese umut verirken, Federasyonun milli takımlar sorumlusu Sayın Selami Özdemir ise artık kesin konuşuyordu. Bu iç sahadaki kaybettiğimiz puanı dış sahadaki getireceğimiz puanlarını telafi ederek hedefimize ulaşacağımızı zannediyorum. Kendi takımımız iyi futbol oynadığı müddetçe hiçbir rakipten korkmam. Hiçbir rakibin büyük küçüğü yoktur. Rakip rakiptir. Yeter ki siz iyi olun. Milli takım Moldova maçı için 1-3 Mart 1999 tarihleri arasında ikinci ara kamp için yine İstanbul Bosporos Otel'de toplanmış. Ancak hasta ve sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kamptan gerekli verim alınamazken Kartalspor'la oynanacak hazırlık maçı da yine aynı gerekçelerle iptal edilmişti. 1. Futbol Ligi tüm hızıyla sürerken artık herkesin gözü 22 Mart'ta düzenlenecek olan asıl kampa çevrilmişti. Ay Yıldızlı ekibimiz Moldova maçı için 22 Mart'ta İstanbul Princess Otel'de toplanmaya başlarken takımımıza her zaman olduğu gibi yine neşe hakimdi. Bu önemli maç için milli takım aday kadrosuna yurt içi ve yurt dışından 7 farklı takımdan toplam 18 futbolcu çağrılırken bu futbolculardan özellikle biri çok dikkat çekiyor ve tartışılıyordu. Bu milli futbolcumuz Sergen Yalçın'dı. Çünkü Sergen yeni takımı Fenerbahçe'de kadroya girme konusunda problemler yaşıyordu ve formsuz olması nedeniyle bu futbolcunun böylesine önemli bir maç için milli takıma alınmasına kuşkuyla bakılıyordu. Sergen'in yeri farklıdır. Yani bugün Hacı neyse Galatasaray'da bir takımda da bana göre Sergen'dir yani. Bugün sol ayakta dediğimiz kaç tane yetenek sahibilirsiniz bana Türk olarak tabii. Yani Sergen kendisini kanıtlayacak. Yani kanıtlamaya da ayrıca ihtiyacı yok da ama oynaması açısından çok önemli bir adım attı. Mustafa Deniz de bana çok yardımcı oldu bana göre. Yani bir takıma çağırması onun için bir doping oldu bana. Bazı futbolcular vardı. Yani bunda dünyada bunun örneği de çok. Bazı futbolcular asla vardı. Bir teknik adamlar. Sorunlar ne olursa olsun az da vazgeçemez. Sergen de bence futbolculardan birisi. Sergen her zaman oynasa da oynamasa da özel hayatında problemler olsa da Sergen bir kere her şeyli bir futbolcu. Yeter ki futbolcuyu Sergen'i biraz yönlendirmek, biraz uyarmak ve biraz da doğru yolun hangisi olduğunu göstermek lazım. İyi bir Sergen'in ben zaman zaman tek başına milli takımda tek başına takım kurtarabilecek bir Sergen olacağına inanıyorum. Mustafa Hoca doğru olanı yaptı. Böyle kader maçlarına Sergen gibi futboldan 2-3 ay gibi bir zaman uzak kalmış bir oyuncunun çağrılması ve ona bel bağlaması bence yanlışlardan bir tanesi. Ancak takımın patronu Mustafa Hoca'ydı ve zaman onu haklı çıkaracaktı. Kampın ilk gününden itibaren yapılan antrenmanlar neşe içerisinde geçerken teknik direktörümüz Mustafa Denizli işi sıkı tutuyor ve yaptığı konuşmalarla milli takım futbolcularını galibiyete şartlandırmaya çalışıyordu. İlk günün sonunda futbolcularımız akşam yemeği için hazırlanırken galibiyete olan inançları gülen yüzlerinden açıkça anlaşılıyordu. Yemek sonrasında ise futbolcularımızı milli takım antrenörü Rıza Çalınbay'ın organize ettiği tiyatro sürprizi bekliyordu. Milli oyuncular Yılmaz Erdoğan'ın "Sen hiç ateş böceği gördün mü?" ve Cem Yılmaz'ın tek kişilik oyunlarını izlerken ne kadar büyük keyif aldıkları yüzlerinden okunuyordu. Milli takım Moldova maçı hazırlıklarına kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken basın toplantısı düzenleyen Mustafa Denizli takımına güveniyor ancak rakibi küçümsememek gerektiğini ifade ederek temkinli konuşuyordu. Milli takım Moldova karşısında bu ülke insanın kendinden beklediği hem futbol oynayacaktır hem sonucu alacaktır. Ama biliyoruz ki karşımızda çok mücadele eden, çok koşan, hatta rakibi bozmaya çalışan bir ekip var. Bu maçtaki ilk düşüncemiz Moldova'nın bu düşüncesini kırmak olacaktır. Bunu da kıracağız. Ancak görülen o ki milli takım Euro 2000'e gidebilmek için yalnızca rakipleriyle sahada mücadele etmeyecek, onların masa başındaki oyunlarını da bozmak zorunda kalacaktı.
Çünkü hem gruptaki en büyük rakibimiz olan Almanya, 4 gün sonraki rakibimiz Moldova'yı kamp yapmak üzere Almanya'nın Frankfurt kentine davet ederek misafir etmiş ve hem de maçın daha önce açıklanan İsrailli hakemi UEFA tarafından geri alınarak maça Almanlarla soydaş olan bir Avusturyalı hakem verilmişti. Bu olayda bize bir mazeret bildirdiler. Ben bu olayı Cenez Bey'e bildirdim. Cenez Bey'in haberi yoktu böyle bir değişiklikten. Kendisi Cenevre'ye gidip öğrenip bize cevap vereceğini söyledi ve gitti. Arkasından bize bir özür mektubu geldi şeyden. Ve bundan da ben daha evvelki görüşmemde iki UEFA yetkilisi de bundan haberi yoktu gene. Ama bu hakemin değişmesi için biz teşebbüs etmedik. Cenez Bey'di ki Konrad Avrupa'nın en iyi hakemlerinden, mutlak da bu dönemde maç yönetmesi gerektiği için dışarıda kalmamış dediler. Biz de ondan sonra üstüne bir daha gitmedik. Ama tabii Almanya, Avusturya çok yakın. Yıllardır Türkiye'nin komşu ülkelerinden hiçbir hakem maçına verilmiyor. Ancak milli takım teknik heyet ve futbolcuları tüm bu söylentilere kulaklarını tıkıyor ve Kocaelispor'un Sefa Sirmen tesislerindeki kampın ikinci bölümüne mutlak galibiyete inanarak başlıyordu. Kafile İzmit'e doğru yola çıkarken milli takım otobüsünün içinde coşku ve neşe hakimdi. Evet, mavi bizim ya. Evet, neyse. Milli takım burada geçirdiği 3 günlük süre içerisinde yaptığı teknik ve taktik çalışmalarla maça hazırlanırken futbolcuların hırsı ve gayreti galibiyet için herkese ümit veriyordu. Pek önemsenmeyen fakat bence çok önemli olan bir Moldova maçı var. Moldova maçı zannediyorum Türk milli takımının en önemli maçlarından biri olacak. Gerek Moldova'daki gerek İstanbul'daki karşılaşma adına. Ben Türk milli futbol takımının hemen hemen tüm antrenman ve çalışmalarını takip eden bir spor yazarı olarak düşünce yapısıyla, çalışmasıyla, hazırlıklarıyla ve futbolcu kalitesiyle ve Mustafa Denizli'nin de elbette yönetimiyle 2000'de Türkiye'yi dünyaya temsil edeceği inancındayım. Teknik kadro özellikle de taktik çalışmalara o kadar büyük önem veriyordu ki Mustafa Hoca'nın anlatımları sırasında milli oyuncular bir futbol takımından çok adeta ders dinleyen bir sınıf görüntüsü veriyorlardı. Çocuklar bir oyun başladı. Nasıl bir anlayış oldu? Yani sistem olarak değil, 4-2-3-1-5 değil. Yerelde, sahanın neresinde, nasıl ve kimlerle mücadele ediyorlar? Yoğunluğun neresinde? Ona bakıyorum. Bak, dikkat edeceğiniz bir husus bu. Milli takım futbolcularının geride kalan maçlarla ve Moldova maçı ile ilgili görüşleri ise şöyleydi. Kendi sahamızda oynadığımız son maç ve bu avantajı da değerlendirmemiz lazım. Onun için mutlaka yenmeliyiz. Çok önemli bir maç. Seyircimizle beraber bütünleştiğimiz zaman bizim İstanbul'da olsun, yurt dışında olsun yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Yaban atılacak bir takım da değil. Kazanmak için çıkacağız. Allah kısmet eder, kazandıktan sonra öbür maçları artık Türk milli takım daha yerlere gelecek. Futbolda artık hani hiçbir rakip küçümsenmemesi gerekiyor. Moldova maçının kasetlerini izliyorum. Moldova maçı çok, yani bizim için zor geçecek bir maç. Yani çok tehlikeli bir takım Moldova. Bunun bilincindeyiz. Buna göre hazırlanıyorum. Ancak iki futbolcumuz Sergen ve Hakan Şükür bu maç öncesinde tüm ısrarlara rağmen kameralara konuşmuyor ve kendilerince uğur yapıyorlardı. Acaba bu uğur tutacak mıydı? Tüm Türkiye heyecanla bu maçı beklerken milli futbolcularımız kendilerinden emin bir şekilde antrenman dışında kalan zamanlarını kampın mükemmel ortamında dinlenerek geçiriyorlardı. Ayhan, Abdullah, Sergen, Ogün ve Arif masa tenisi oynamayı tercih ederlerken bilgisayar merakları Fatih ve Küçük Hakan adeta milli takımın Euro 2000 falına bakıyorlardı. Yoğun antrenmanların yorgunluğuysa
hep birlikte yapılan sıcak bir sauna keyfiyle atılmaya çalışılıyordu. Kampın neşe kaynağı ise her zaman olduğu gibi yine malzemeci İbrahim olurken ona takılan isim yine aynıydı. Tugay Kerimoğlu. Nihayet maç günü gelmiş ve milli takıma gönül veren taraftarlar sabahın erken saatlerinden itibaren stadı doldurarak yoğun bir tezahürata başlamışlardı bile. Takımımız maçın oynanacağı Ali Samiyen Stadı'na bu yoğun tezahürat altında gelirken maç öncesinde soyunma odasında sakin bir hava hakimdi. Milli takımımız Moldova maçıyla birlikte Ali Samiyen Stadı'ndaki 18. maçına çıkıyordu. Ay Yıldızlı ekibimiz bu stattaki ilk maçını 20 Aralık 1964'te Bulgaristan'la oynamış ve geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken attığı 35 gole karşılık kalesinde 28 gol görmüştü. İstatistikler millilerimizin Ali Samiyen Stadı'nda genelde başarılı bir grafik çizdiğimizi gösterirken heyecanla maçı bekleyen seyircilerimizin kafasında şu soru vardı. Bu maç bize Euro 2000 için tamam mı yoksa devam mı dedirtecek? Karşılaşmanın hakemi Hugh Dallas bir yürü çaldırarak mücadele başladı. Türkiye'nin de bulunduğu 3. grupta sıra 2. devre maçlarına geldiğinde Ay Yıldızlı ekibimiz geride kalan 3 maç sonunda topladığı 6 puanla grubunda 2. sırada bulunuyor ve Finlandiya maçında talihsizce kaybedilen 3 puan Moldova maçının önemini bir kat daha artırıyordu. Milli takımımız bu bilinçle seyircinin yoğun coşku ve tezahüratı altında sahaya çıkarken futbolcularımızın kazanma hırsı adeta yüzlerinden okunuyordu. Hemen hatırlatalım. Takımımız maça hızlı başlamış ama karşısında da kolay teslim olmamaya kararlı bir rakip bulmuştu. Tugay'dan orada Hakan ama onun öncesinde Dinov zamanında çıkıyor. Moldova'nın bir hata var. Tehlikeli geliyorlar ve üçlüde kaldı top. Dakikalar ilerliyor ancak beklenen gol bir türlü gelmiyordu. Kim bilir belki de beklenen şans maç öncesinde formsuz oldukları gerekçesiyle eleştirilen iki futbolcumuzun yaptıkları Uğur'la gelecekti. 35. dakika içindeyiz. Serkan kafasını kaldırdı. Ceza sahasına doğru. Hakan geldi. Serkin'in ortası, Hakan'ın kafası milli takım Moldova karşısında 1-0 önde. Bir gol kadar şansı. Okan. Sağ tarafta Arif var. Şimdi Serkan. Serkan vuruyor. Evet, Hakan ve Sergen attıkları gollerle yalnızca bu maçı kazanmamızı sağlamamışlar, aynı zamanda kendilerine güvenen hocalarını da mahcup etmemiş olmuşlardı. Milli futbolcularımız aldıkları bu galibiyetle halkı sevince boğarken,
Maç sonrasında tüm ekibin soyunma odasında yaşadığı coşkuysa gerçekten görülmeye değerdi. Oynadık. Bundan sonra önümüz daha açık. Hepinize teşekkür ediyorum. Başta başkan ve yönetim kurulumuza. Bu birliktelik, bu beraberlik bizi düşündüğümüz yere getirecek. Hiç şüphemiz yok. Tamam. Öncelikle yarın bayram ve bu bayramda onun yönetim kurulusuna hakikaten 65 milyon insana çok büyük bir hediye verdiniz. Bu hediyenin karşılığı maddi yatla ölçülmesi mümkün değil. Hakikaten mükemmel bir hediyeydi. Hocamız günlerdir diyordu zaten, bu maç bizim çok zor maçımız. En zor maçımız diyordu zaten. Ama ben sizlere inanıyordum, ben teknik kadroya inanıyordum. Bu işi başaracağımızı, bugün buradan bu liderleri yakalayacağımızı ben canlı gönülden inanıyordum. Hepinizden Allah razı olsun. Mükemmel bir maç oldu. Hepinizin bayramını kutluyorum. Sizler böyle bir mücadele verdiğiniz müddetçe biz maddi manevi hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Evet, sizlerle beraberiz. Milli takımımız 1999 yılındaki maçlarına aldığı bu galibiyetle iyi bir başlangıç yaparken Mustafa Hoca ve öğrencileri artık gözlerini Haziran ayında deplasmanda oynayacağımız Finlandiya maçına çevirmişlerdi. Çünkü İstanbul'daki maçta rakibimizi elimizden son derece taraflı bir yönetim gösteren Çek hakem almış ve Finlilerle görülecek gerçek hesap 5 Haziran günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak tarihi maça kalmıştı. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, Finlandiya maçının sonucunun grubumuzun ilk iki sırasını alacak takımlarını belirleyeceğini çok iyi biliyor ve bu maçın hazırlıklarına Moldova maçından sonra düzenlediği bir ara kampla hemen başlıyordu. İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen bu ara kampta diğerleri gibi neşe içerisinde geçerken teknik heyetin asıl amacının farklı takımlardan gelmiş futbolcuları birbirine kaynaştırmak ve onları artık yavaş yavaş sonuna yaklaşılan lig atmosferinden çıkarmak olduğu Mustafa Hoca'nın şu sözlerinden açıkça anlaşılıyordu. Bu kampların geliş öncesi ligin seyrinden kaynaklanan bir sorun. Ama sorun bizim sorunumuz. Ne olur? Dün akşam Galatasaray Beşiktaş'ı yenseydi ne bileyim aşağıda oynayan takımlarda örneğin Engin'in takımı kaybetseydi ligin şekli büyük ölçüde bugün matematik olarak da şekillenmeye başlayacaktı. Bu devam eden mücadele, bu devam eden mücadele bizim lehimize mi, aleyhimize mi? Önce bunu sizlerle tartışalım, konuşalım. Mustafa Hoca'nın dezavantaj olarak gördüğü bir diğer konuda, tüm hızıyla devam eden ligin sonuna yaklaşılırken birçok milli futbolcunun da transferinin olmasıydı. Mustafa Denizli bu dezavantajı avantaja dönüştürmeye uğraşıyor ve önlerindeki Finlandiya maçının transferleri açısından da büyük bir fırsat olduğunu futbolcularına anlatmaya çalışıyordu. Kimlerin transferi var bu sene çocuklar? Kaldırın biraz böyle, kaldırın. 2, 4, 6, 8, 10. Dışarıdan geleceklerinde. Yani %50'nin üzerinde buradaki arkadaşlarımız, yani bizi bu maçta temsil edecek arkadaşlarımızın transferi var. Bizi etkileyecek mi? Olumsuz etkileme yapar mı? Çünkü bu maç biliyoruz ki
bu düşüncemizi, bu düşüncemizi uygulamamız için bizim için de çok önemli bir fırsat. Yine üzerine basa basa söylüyorum. Kulüp takımlardaki performansının sezona eşit olanı bir milli maçla kıyaslanır dedim. Hem toplumun gözünde hem de maddi değerlerde. Milli takımımız İstanbul'daki bu ara kampta bir yandan topla teknik çalışmalarına devam ederken bir yandan da Finlandiya takımının her yönüyle incelendiği taktik çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar sırasındaki organizasyon kamptan çok bir sınıf ve milli futbolcularımız da adeta birer öğrenci görüntüsü veriyordu. Doğru mu? Kim dedi doğru diye? Sen dedi. Yanlış diyen var mı? Gel. Ama tahmini yani. Ortak çalışın ayağını isterseniz. Tamam ayağın yatsın. İleride. İlerisini ortasını bilmem ben. Doğru mu? Öndeki bir adam geri alabilirse hocam. 3-4 2-1 gibi oldu. Yanlış diyen. Doğru diyen. Doğru. Ara kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ederken milli takımımızın başarılı file bekçisi Rüştü Rençber'in doğum günü takım olarak hep birlikte kutlanıyor ve bu olay teknik heyetin moral motivasyona ne kadar büyük bir önem verdiğini bir kez daha ortaya koyuyordu. Onun nice yaşlara hem milli takım formasıyla hem kulübünün formasıyla gelmesini ve başarının devam etmesini diliyorum. Allah tüm futbolcularımıza hem sağlıklı bir yaşam hem başarılı bir yaşam ihsan etsin. Bunu güçlü vasıtasıyla söylüyorum ve kendisini kutluyorum. Nihayet Finlandiya maçına bir hafta kala A milli takım futbolcuları 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Polat Rönesans Otel'de maç için kampa giriyordu. Ekibimiz yaptığı antrenmanlarla artık son hazırlıklarını tamamlarken milli takımlar idari menajeri Can Çobanoğlu da futbolcularımız orada milli takımın özel aşçısının yaptığı yemekleri yiyeceklerinden Finlandiya'ya götürülecek gıda maddelerinin listesini hazırlamakla meşgul oluyordu. Ertesi gün milli takım Finlandiya'ya harekete hazırlanırken ekibimize her zaman olduğu gibi yine neşe hakimdi. Milli futbolcularımız Finlandiya'ya uçmak için uçağa binerken tüm Türkiye'nin hayır dualarını da beraberinde götürüyorlardı. Uçak Helsinki'ye doğru hareket ettiğinde bu yolculuk A milli takım antrenörlerinden Rıza Çalınbay'ın pek bilinmeyen bir yönünü de ortaya çıkarıyordu. Uçak korkusu. Korkuda kaçtın değil mi? Muhabbete geldim ben. Ne muhabbete geldim? Korkudan ölüyorsun orada. Arkada uçak sallanıyor diye. Rıza Hoca hiç korkmaz uçaktan. Onun için her türlü uçağa binebilir. Moldova'ya beraber gidiyoruz. Mümkün değil. Maç izlemeye. Rıza abi şu Airbus'tan bahsetsene. Airbus'a illaki gitmek istiyordun ya. Boyuttan. Oğlum, 148 kişi burası var dedi. Gazeteciler var dedi. O zaman ne yapacak o kadar adam? Evet, Rıza Hoca uçak korkusunu kokpitte pilotlarla sohbet ederek yemeye çalışırken, milli futbolcularımızdan Hakan Şükür ve Alpay, bilgisayarda milli takımımızın Finlandiya falına bakıyorlardı adeta. Sakin bir yolculuktan sonra nihayet aşağıda Finlandiya görünmeye başladığında, gerçekten de manzara görülmeye değer bir hal alıyordu. Kafile pasaport kontrolüne geldiğinde ise Fatih'in pasaportu bulunamayınca kaybolduğu zannedilerek küçük bir telaş yaşanıyordu. İlk oturdum ya. Uçakta gezdik ya. Anladım.
Milli takımımız Finlandiya maçının hazırlıkları için maçın oynanacağı Helsinki'ye 60 kilometre uzaklıkta güzel bir şehir olan Porvo'yu seçmişti. Kamp yaptığımız otelin ise Euro 96 finallerine hazırlanırken ekibimizin bir ay süreyle çalışmalarını sürdürdüğü yer olması da manzarasının güzelliği yanında ayrı bir not teşkil ediyordu. Takımımızın antrenmanlara başlamasıyla birlikte gurbetçi vatandaşlarımız da onları yalnız bırakmamış ve varlıklarıyla onlara destek olmuşlardı. Harikasınız. Beraber olmanız gurur verecek. Biz bir teknik çalışmalar sırasında futbolcularımızın uyumu ve neşesi gözden kaçmazken taktik çalışmalarda Mustafa Denizli rakibi futbolculara adeta ezberletiyordu. Oynayacağımız takımı çok çok iyi bilmek, hatta ezberlemek durumundayız. Bunu biliyorsunuz. Bizim maçta görev yaptı. İlk golü kornerden atan futbolcuları süratli değil, çok süratli değil ama çok güçlü bir futbolcu. Havada ve yerde mücadele eden, özellikle hava toplarında rakibine dirseğini kullanan, her türlü faul yapan bir takım esasında. Şu anda 7 tane sarı kartla devam eden bir takım. Yani oyunun genel düşüncesi şu: sen korakor bir mücadele olacak. Bu çalışmalarda teknik direktör Mustafa Denizli'nin ısrarla üzerinde durduğu bir başka noktayı da maçın oynanacağı topun özellikleri teşkil ediyordu. Çünkü teknik heyet her maçtan önce maçın oynanacağı topları Türkiye'ye getirtiyor ve hazırlık çalışmalarını dahi o toplarla yaptırıyordu. Top sizin için liglerde oynanan toplardan daha değişik tutmada, gelmede bir farkı var mı? Biraz daha hafif bir hissi var mı sizde Adidas'lardan? Yani hafif ama daha böyle etkili bir top. Ama zaten adamın topları bir tutma yapmadı. Hakan? Şimdi küt bir derisi var. Doğrudur. Kuru havalarda gitmeyen ama yağışlı havalarda müthiş çıkan bir toptur. Milli takımımız gerek taktik ve gerekse teknik çalışmalarla Finlandiya maçına son derece profesyonelce hazırlanıyor ve hatta ekibimizin yemekleri dahi herhangi bir uyum problemi olmaması için Türkiye'den getirilen milli takım aşçısı Durmuş Ay tarafından yapılıyordu. Yurt dışı kamplarındaki diyet ülkemizden farklı. Oyuncuların buna adapte olması çok kısa sürede olmuyor. Aşçımızı yanımızda götürüyoruz. Tüm gerekli malzemeleri de beraberimizde götürüyoruz. Böylece oyuncu kendisini ülkesinde gibi, evinde gibi hissediyor. Ve bu son derece uygun ve avantajlı bir şey. Milli takımımız maç hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürürken Finlandiya Büyükelçimiz Onur Gökçe'nin büyükelçilikte kafilemize verdiği akşam yemeği ekibimiz için büyük bir moral oluyordu. Bu arada maç günü hızla yaklaşırken Mustafa Hoca Türkiye'de liglerin bitmesinin motivasyon açısından sonuçlarını değerlendiriyor ve basın mensuplarından futbolculara transferleriyle ilgili soru sorulmamasını özellikle rica ediyordu. Transferle ilgili soru sormamanız, sadece onların Finlandiya maçıyla ilgili düşüncelerini almanız ve bu maçla ilgili konuşmalar yapmanız bize en büyük katkıyı yaparsınız. O bakımdan maç konsantrasyonu dediğimiz hadiseyi sağlamamız açısından en önemli görev bizim kadar size de düşüyor. Milli takımımız çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Haluk Ulusoy ve Yönetim Kurulu üyelerinin kampı ziyareti ekibimize ayrı bir motivasyon katıyordu. İyi düşündün mü? Kaç gündür de buradasın, kafan sağlam rahat bir şekilde. İyi düşündün mü? Düşündüm başkanım. Başkanım, iyi düşünen adam 22 yaşında böyle karar verir. Vallahi doğru diyorsun. Hem de 23 yaşında yaptım o yanlış. Bu maça bizim kadar rakibimiz Almanya'da önem veriyor ve bu nedenle teknik direktörümüz Mustafa Denizli sık sık Alman televizyonlarının röportaj talepleriyle karşılaşıyordu. Ay Yıldızlı ekibimiz maç için son hazırlıklarını tamamlamış ve bu yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu düzenlenen şehir ve tekne turuyla atarken futbolcularımız Finlandiyalı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.
ve nihayet maç günü geldiğinde maçın oynanacağı Helsinki Olimpiyat Stadı'na ilk gelen taraf Ay Yıldız ekibimiz olmuş ve futbolcularımız büyük bir hırsla maç için ısınmaya başlamışlardı. Futbolcularımızın kazanma azmi ise daha soyunma odasının kapısında kendisini belli ediyordu. Futbolcularımız seremoni sonrasında adeta bir yumak olup galibiyet yemin ederken sanki herkese de maçın 90 dakika olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini söylüyorlardı. Dik yol düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Tek dileğimiz bu 90 dakika tamamlandığında Finlandiya karşısında puan almak ve Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir avantajı elde etmek. Litmanen serbest vuruşun hazırlığında yanına Polska sokuldu. Yaptı ortasını, Patelainen'i geçti. Arka direkte bir an için boş pozisyon. Sonrasında gol geliyor. Kişinen golü atan futbolcu. Dileyelim ki Finlandiya 1-0 önde olmasına karşılık bu maçtan galibiyetle ayrılalım. Ama lafımı tamamlamaya fırsat bırakmadı Patelainen. İşte maç bu atmosferde başlamış ve takımımız ilk dakikalarda ard arda yediği iki golle 2-0 yenik duruma düşmüştü. Herkes artık bu maçın kaybedildiğini düşünürken futbolcularımızın santraya gelişlerinden bile bu maçın böyle bitmesine müsaade etmeyecekleri açıkça anlaşılıyordu. Sergen kurtardı topu. Sergen boşluk yaratı kendisine. Sergen kalesine kaçtırıyor, vuruyor. Dönen top ve gol! Gol! Tayfur atıyor golü. 2-1. Fatih kazandı. Uzun top oynadı. Hakan aldı. Hakan vuruyor ve gol! Gol Hakan! 2-2. Evet, ard arda gelen gollerimizle adeta şaşkına dönen Finlandiyalılar bölücü örgüt militanlarının sahaya girmesine müsaade etmiş ve bu artık rakibin son çırpınışları olmuştu. Maçın Hollandalı hakemini maçı tatil etmemeye federasyonun icra kurulu koordinatörü Metin Kazancıoğlu'nun ikna etmesi de bu maçın bir başka önemli notu oluyordu. Böylece ilk yarı 2-2 berabere sona ererken milli takım futbolcuları ikinci yarıya da yine aynı kararlılıkla çıkıyorlar ve Türk milli takımının grubun gerçek birincisi olduğunu herkese gösteriyorlardı. Şimdi Abdullah. Müsait bir pozisyon daha ve gol sevgili seyirciler, ve gol. İnanamadık ama gol. Çünkü Tayfur da attığı gole inanamadı. Şöyle bir baktı kaleye, top filelerle buluşmuştu. Gol, 3-2 öne geçiyoruz. Geriye çıkardı Sergen. Bu kez yavaş oynama sırası milliyelerimizde ama kontrollüyüz. Hakan ve 4-2. Hakan bugün imza atıyor zaferlere milli takımımız. Kendi sahasında milli takım oyuncularımızın deyimiyle kaybetmemiştik. O 3 puanı çaldırmıştık ve geri alacağız diyorlardı. Geri almak üzereler. Hatta aldılar. Milli takımımız. Maç sonunda futbolcularımız taraftarlarla işte böylesine büyük bir sevinç yaşarken tüm ekibin soyunma odasında birlikte yaşadığı coşku ise gerçekten görünmeye değerdi. Hiç puan eriyorum ben. İstanbul'a 3 puan eriyorum ben. Hakan.
istiyorsan iki dakika bir görüntü verin dışarıya. Televizyonlara bakalım. Gel, gel, gel. Haydi gelin lütfen. Gel, 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 gel. Beyler, hadi, hadi beyler. Türkiye! Kurulu üyelerimize ve Sayın Büyükelçimize hep arkamızda durdular, hep yanımızda oldular. Biz de onların yüzünü Hollanda'ya giderek güldüreceğiz. Buna söz veriyorum. Herkese teşekkür ederim. Mustafa Hoca'nın ve Başkan Ulusoy'un işte bu atmosferde yaptığı konuşmalarda da milli takım olan inanç ve kararlılık görülüyordu. Bugün maçı kaybetsek de bunun üzerine basa basa söylüyorum. Görevimi yapmamın huzuru içinde evime dönecektim. Ama bu takım maç kaybetmez. Türkiye'de bu grupta bizi yenecek takım yok derken bu takıma olan güvenimi ben ortaya koyuyordum. Türkiye'nin yolu açıktır. Önümüzde tek rakip vardır. Almanya. Son maçta bu grubun liderinin, hak eden liderinin kim olduğunu herkes görecek. Allah diyor ki biz sizin arkanızdayız. Bu çocuklara k***sek azdır. İnandılar, başardılar. Türk insanı işte yapamayacağı hiçbir şey yok. Böylesine günlerde, bütün çalkantılı günlerde yaşadığımız bu başarı azımsanacak bir başarı değil. Hele 2-0'dan bilmiyorum tarihinde var mı 4-2'lik gibi bir sonuç. Çünkü fizik üstünlüğüyle oynayan bir takıma karşı bu mücadele arkadaşlarım adına çok sevindirici. Hepsini çok tebrik ediyorum yürekten. Buradaki bizi destekleyen Türk insanına. Herkese canı yürekten teşekkür ediyorum. Onun dışında karkış kıyamet demeden doğuda ve Türkiye'nin birçok bölümünde kavurucu sıcağa rağmen şu anda mücadele eden, ülkenin bütünlüğünü korumaya çalışan Mehmetçi'ye armağan ediyoruz. Evet, herkes büyük bir sevinç yaşıyor ve ekibimiz bileğinin hakkıyla kazandığı bu galibiyeti uçakta da büyük bir coşkuyla kutlayarak yurda dönüyordu. Golcümüz Hakan'ın bu galibiyeti şehit ailelerine armağan ettiklerini açıklamasıyla da yaşanılan duygu yoğunluğu havaalanına inindiğinde adeta zirveye çıkıyordu. Ben şehit annesi olarak benim için en değerli bir tek evimin biricik oğlu olan şehit Enver Yorulmaz'ın adına, bütün şehit annelerin adına sana vereceğim benim için en değerli. Yürekten sana ben bu bayrağımı sana hediye ediyorum. Finlandiya maçında alınan muhteşem galibiyet unutulmuş ve artık gözler Eylül ayında deplasmanda Kuzey İrlanda ile oynanacak maça çevrilmişti. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli bu maça Norveç'le oynayacağımız bir özel maçla hazırlanmak istiyor. Ancak takımımız bu maç için Norveç'te bulunduğu sırada meydana gelen 17 Ağustos depremi her şey olduğu gibi milli takımın planlarını da yıkıyordu. Ancak her şeye rağmen hayat devam ediyordu ve Kuzey İrlanda maçına hazırlanmak için milli takımımızın önünde yalnızca 2 haftalık bir süre kalmıştı. İşte Mustafa Denizli bu duygu ve düşüncelerle futbolcularını kamp için Polat Rönesans Otel'e toplarken yaşanılan felaketin futbolcularımıza tekrar hatırlatılmamasını basın mensuplarından özellikle istiyordu. Bununla ilgili bir çağrışım yapacak soru, fotoğraf ve benzeri hareketlerden. Lütfen hep birlikte uzak duralım. Çünkü bu milli takımda bizlerin görevi ve sorumluluğu olduğu kadar sizlerin de sorumluluğunuz var. Bu arada milli takımımız çalışmalarına büyük bir gayret içerisinde devam ederken yaşanılan felaket dolayısıyla futbolcularımızın moralsizliği de gözlerden kaçmıyordu. Oyuncularımızın ailelerinin kampa yaptığı ziyaretlerse takım için büyük bir moral oluyordu.
Teknik direktör Mustafa Denizli her zaman olduğu gibi bu kampta da futbolcularla yaptığı taktik toplantılara devam ediyor ve rakip takımı bu toplantılar sırasında futbolcularına adeta ezberletiyordu. Nihayet A milli takımımız yaptığı bu kısa kampla Kuzey İrlanda maçı hazırlıklarını tamamlamış ve karşılaşma için İrlanda'ya hareket etmişti. Milli takım kamp yapmak için yine maçın oynanacağı Belfast'ın 30 kilometre dışında bir yer seçmiş ve çalışmalara derhal başlamıştı. Her ne kadar moraller bozuk olsa da tüm ekibin kazanma hırsı ve galibiyete olan inancı tamdı. Ve bu inanç federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kampa yaptıkları moral ziyaretiyle daha da pekişiyordu. Anlatsana bize kardeşim. Diğer milli maçlardan farklı bir konumda hazırlandığımız şartlar gereği, ülkenin şartları gereği bir milli maç. Ümidim ülkemizde yaşanan bu olumsuzlukları cumartesi günü bizim bertaraf etmemiz ve buradan alacağımız sonuçla da bir nebze olsun sevince veya mutluluğa dönüştürmemiz. Moral bozukluğuyla başlayan kampın tek neşe kaynağı ise her zaman olduğu gibi yine malzemeci İbrahim oluyor ve Finlandiya galibiyeti sonrasında söz verdiği gibi bıyıklarını kesip futbolculara İrlanda maçını kazanmaları halinde de saçlarını keseceği sözünü veriyordu. Ya niye aldın sen bu işlerini? Ben buradan gezmeyeceğim, bu tarafta gezmeyeceğim. Kardeşim bak şuradan biraz kes elini, kes elini. Abi yemin ediyorum. Hayır abi ben kendim düzeltirim. Lan şeyim var benim ya. Biraz olsun lan şunu. Ya oğlum anlamıyorum ya. Kaçın nasıl biliyor musun? Ya bir de saç mı gitsin şimdi ya? Gelinler. Ve nihayet maç günü gelmiş ve Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen gurbetçilerimiz takımımızı desteklemeye daha stat dışında başlamışlardı. Dışarıda gurbetçilerimizin bu coşku ve desteği yaşanırken içeride oyuncularımız sakin ama kararlı bir şekilde maça hazırlanıyorlardı. Milli takımımız sahaya çıktığındaysa seyircilerimizin coşkusu doruğa ulaşıyordu. Deprem felaketinde ölen vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşundan sonra maç başlamış ve ilk dakikadan itibaren takımımızın bu maçı kazanacağı adeta belli olurken golcümüz Arif oynadığı oyunla adını tarihe yazdırmıştı. Sergen, Arif kaçtı, iyi kaçtı. Arif orada da akıl hareketi. Arif ceza sahasında. Arif! Arif'e gol! 48 dakika! İkinci yarının ilk saniyelerinde 46. dakikanın içinde işte bu gol milli takımımızı 2-0 öne geçirdi. Hendrik serbest vuruş bu. Arif kaçtı yine. Arif topa vuruştu. Üçüncü gol şansı. Arif kaleye. Topu burada geldi. Tekrar golü verdi. Gol! Bunun adı Hendrik. Kuzey İrlanda savunması durdu ama Arif durmadı. 3-0. 3-0 dakika 49. Attığı 3 golle bize bu tarihi zaferi yaşatan golcümüz Arif, ikinci yarıda yerini bir başka takım arkadaşına bırakıyor ve soyunma odasına giderken söylediği şu sözlerle de adeta tüm ekibin hislerine tercüman oluyordu. Milletimiz sağ olsun. İnşallah bir yolu olsun. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde ve sonrasında soyunma odasında yaşanılan sevinç ise gerçekten görünmeye değerdi. Federasyon başkanından antrenörüne, futbolcusundan malzemecisine kadar tüm ekip adeta bir yumak oluyor ve alınan bu haklı galibiyetin tadını doyasıya yaşıyordu. Şu kötü günlerde insanlarımız sizlerden gelecek bir habere çok sevineceklerini sizler de biliyordunuz, biz de biliyorduk. Allah razı olsun. Her şeyden evvel onlar için Allah razı olsun. Türk insanını sizler bir aslan gibi mücadele verip sevindirdiniz.
İkinci şıkka gelince Avrupa 2000 için, yani yolumuza devam etmek için, başaracağımıza, bu maçı alacağımıza zaten sizler inanmıştınız. Bizler de sizler namına gelmeden evvel herkese bir söz vermiştim. Çocuklarımız bu işi başaracak, oradan 3 puan alacak demiştim. Ve dediğimde aynen çıktı. Hepinizden bir kere daha Allah razı olsun. Maç sonrasında soyunma odasında yaşanılan coşku uçakta da sürüyor ve tüm ekip kötü günler yaşayan halkımızı biraz olsun güldürebilmenin mutluluğunu doyasıya yaşıyordu. Böyle gidersin. İbo abi başkan çağırıyor. İbo abi başkan çağırıyormuş. İbo abi. İbo abi başkan çağırıyor. Başkan. Sürtene kafaya. Ya kafayı sürtülecek işte. Hadi yukarı doğru. Ha, öyle. Tam kaldı. Dur bir dakika be abiciğim. Yana tarama şöyle ya. Arkası gözükmesin. Vallahi çok güzel. Başkanım. Yeni imajın kayma. Çok güzel oldu ama. Kafası çok güzel oldu. Yeni bir imaj oldu. Vallahi. Küçüklerin şefi olmuş. Ne yaptın böyle ya? Niye makineyi vermiyorlar? Çok vallahi kessiniz ya. Bu nedir abi ya? Hadi gel. Kim yaptı bu abi? Kendin söz vermişsin kaşınmışsın. Başkanım. Nerede de başkanım? Maçı alın diyor, kazıyacağız dedi. Ben yapayım dedi, dayı mı yaptı? Art arda aldığı galibiyetlerle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen amilli takımımız Atatürk Havalimanı'na indiğinde de büyük bir coşkuyla karşılanmış ve adeta gülmeye hasret kalan taraftarlar getirmiş oldukları çelenkleri birer şükran ifadesi olarak kafilemizin boyunlarına takarken Euro 2000'e gitme yolunda başarıya şartlanmış olan ekibimiz yeni bir zafer için gözünü çoktan Moldova maçına dikmişti bile.